Dinlediğiniz gibi bu haftaki programımıza kemençeyle başladık. Yine arada kemençeyle devam edeceğiz ve yine kemençeyle bitireceğiz. Yansımalar bu hafta farklı bir konuyla sizlerle birlikte. Önümüzdeki hafta sonu Körfez Karadenizlileri Derneklerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kaz Dağları Yayla Şenlikleri 23 Haziran Pazar günü, yani bu pazar, yine her zamanki yerinde başlayacak. Ancak bu şenliğin düzenleyicileri her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi bu konuda büyük bir özveri içindeler, büyük bir çaba içindeler. Kendilerini elbette bu çabalarından dolayı bütün Karadenizli olsun olmasın yurttaşlarımız adına kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi bu programda bugün hem bu şenliğin ayrıntılarını, yine amaçlarını, katılımcılarını, programını, ayrıntılarını öğreneceğiz. Ve dernek başkanından bu konuda bilgilendirileceğiz. Ancak bundan önce sizleri kemençesiyle şenlendiren ve Karadeniz ezgisini sizlerle paylaşan değerli kemençeci Mustafa Hamzaalioğlu'ydu. Bugün aramızda, kendisine hoş geldin diyorum. Evet, ve çaldığı güzel kemençesiyle çaldığı güzel Karadeniz havasıyla hepimizi gerçekten şenlendirdi. Kutlarım, teşekkür ederim Mustafa Bey. Değerli izleyenler, belirttiğim gibi bu hafta sonu Körfez Karadenizlileri Derneği'nin bir yayla şenlikleri, her zaman yıl olduğu gibi düzenlediği yayla şenlikleri başlıyor. Şimdi bu büyük bir emek isteyen bir iş, büyük çaba isteyen bir iş, büyük özveri isteyen bir iş. Ancak bu konuda yılmadan, usanmadan, bıkmadan her yıl bunu gerçekleştiren Edremit Körfezi Karadenizleri Derneği Başkanı ve dernek yöneticileri bu çabalarını bu yılda hayata geçirmek üzereler. Şimdi bu konuda birlikte olduğumuz dernek başkanı Sayın Yusuf Şahintürk aramızda bu konuda paylaşımlarda bulunacağız. Şenliğin ayrıntılarını kendisiyle konuşacağız. Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Geçen yıl sanıyorum kışın, daha doğrusu yılbaşında herhalde, hamsi şenlikleri bağlamında bir program yapmıştık. Evet. Değil mi? Öyle evet. Hamsi Festivali'nde bir program yapmış. Bu ikinci kez. Ancak yayla şenlikleri ilk kez programa çıkıyor. Evet. O yüzden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyelim, hafta sonu şenliğinizi yeniden düzenliyorsunuz. Evet, bu yıl öncelikle Körfez Karadenizler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk olarak Edremit TV'yi bizi buraya davet ettiğiniz için sizlere ben Karadeniz adına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Soma'da ölen işçilerimize de Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün bu yıl 12.sini düzenleyeceğimiz yayla şenliklerinin 22 Haziran'da pazar günü 5 tane dernek olarak düzenliyoruz bunu, etkinliğimizi. Edremit Körfez Karadenizler Derneği, Balıkesir Karadenizler Derneği, Kadıköy Karadenizler Derneği, Altınoluk Karadenizler Derneği, Burhaniye Karadenizler Derneği, Ayvalık Karadenizler Derneği olarak bu etkinliği düzenlemekteyiz ve birlik beraberlik içinde düzenlemekteyiz. Bu yıl bir katılımın iyi olacağını düşünüyoruz. Devam ediyor. Tatlı bir heyecan. Devam ediyor. Evet. Tabii bu heyecansız olmaz. Tatlı bir heyecan var tabii. Evet, elbette ki hem zorluğu hem heyecanı aynı anda yaşanır. Yusuf Başkan, siz derneğin kaç yıllık başkanıydınız? Şimdi ben yaklaşık derneğin 1991'den beri kurulan gençlik kollarından, yönetim kurulunda yaklaşık 2 yıl ara verdim. 99'dan sonra sürekli dernek başkanlığı yapıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Yani 91'den beri bu işin içindesiniz. Tabii 91'den beri bu işin içindeyiz. Anlıyorum. Yani. Bayağı da emeğiniz geçiyor bu alanda. Çok mesainiz de geçiyor. Hem mesaimizi alıyor, hı hı. Hem bir uğraş istiyor. Ama güzel bir hoş bir şey. Karadeniz'e hizmet etmek güzel bir hoş. Aynı zamanda Karadeniz'e hizmet ederken bütün topluma hizmet ediyoruz yani. Sadece Karadeniz'e güldürümüzü tabii. yaşatıyoruz. Aynı zamanda başkalarının güldürünü de alıyoruz yani. Bu çok önemli bir şey bizim için yani. Doğru. Yani siz aynı zamanda Edremit Körfezi Karadenizlileri olarak kendinizi tanıtıyorsunuz değil mi? Tabii, Körfez, Edremit Körfezi tabii, evet, Karadenizlileri. Evet. Yani öyle ki Körfez'deki yaşamın bütünüyle bütünleşmiş oluyorsunuz. Tabii. Her yönüyle bütünleşmiş oluyorsunuz. Şimdi zaten bu dernek ilk kurulduğu zaman 1991'de o zaman Körfez'de hiçbir dernek yoktu. Öyle tek mi? Tabii. İlk dernekti bu. Zaten Körfez anlamı taşıyan Ayvalık'tan Küçükuyu'ya kadar bu bölgeyi tamamını Karadenizlere üye olarak vardı da zaten. Bunun amacı zaten Körfez Karadenizleri Derneği olarak kurulmuştur. Hı hı, hı. Biz de bunu kuranlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaşayanlara da teşekkür etmek istiyorum buradan. İyi kurmuşlar. Bu günlere kadar onların sayesinde geldi. Biz de yarınlara taşımak için uğraşıyoruz. Bizden sonra da başkaları devam edecek evet, görevi. Tabii ki. Ama hepsine teşekkür etmek istiyorum buradan. İyi ki kurmuşlar bu derneği. Evet. Doğru. Biz de bu derneğe emeği geçenleri buradan selamlıyoruz. Aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Ve birlikte olduklarımızı da şimdiden buradan emekleri için kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yusuf Başkan, Karadenizler Derneği aynı zamanda bir sivil toplum örgütü sayılıyor. Tabii sivil toplum örgütü. Sivil toplum. Tabii sivil toplum örgütü. Evet. Sadece bir Karadenizlilikle meşgul değil. Değil. Evet. Şimdi ben onu bir açayım şöyle evet, açmak istedim. Biz derneğimiz Karadeniz dediğiniz zaman 18 ili kapsıyor. Yani burada sadece Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak anlamına değil bu. Daha 18 ili kapsayan bizim dernek binamıza girdiğiniz zaman zaten görürsünüz. 18 ilin hatta 18 ilin değerlerini ve turistik tarihi resimlerini görürsünüz. Buna Balıkesir'de evet, var zaten. Çünkü biz Balıkesir'de yaşıyoruz. Balıkesir'de yaşadığımız için de Koca Seyit'in resmi var orada bizim için. Çok güzel. Evet, ben de gördüm. Biz 18 il Karadeniz, 19. ilimiz de Balıkesir oluyor. Yani bu toplumun 82 ile tamamen hizmet veriyoruz. Çok yani güzel, bunun hı-hı, dernek anlamında böyle olması gerekir. İçe kapalı toplum değil, bütün toplumu kucaklayan bir toplum düşünce tarzındayız zaten. Çok güzel. Hem Karadeniz'den getirdiğiniz kültürünüzü de yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz, tanıtıyorsunuz. Hem de Ege kültürünü de özümsüyorsunuz. Tabii. Çok güzel yani, armağanlıyorsunuz. Müthiş bir zenginlik bu. Bir güzellik tabii ki. Bu yüzden de kutlamak gerekir Karadenizliler Derneği'ni. Ne güzel ülkemizi bir kültürel bahçe gibi görerek bu kültürel bahçede her türden çiçeğin yetişmesine, boyatmasına evet, fırsat tanımış oluyorsunuz. Kutlarım gerçekten. Şimdi mesela bakarsanız, buranın coğrafya bölgesine bakarsanız bütün köylerde Karadeniz'i vardır. Hı hı, evet. Yani göylerde de vardır evet, bu. Yani göylerde Karadenizlere çok hoşgörüyle karşılıyorlar. Yani bu da gurur verici bir şey. Çok kolay kaynaşıyor, şey, kolay tabii, kaynaşıyor değil mi? Zaten yeryüzünde insan olarak yani millet olarak Karadenizli olarak her toplumda yani 82 ilin hepsinden hiçbir ayrıntı yapmadan en güzel kaynaşınabilen, uyum sağlayabilen tek Karadenizliyiz. Evet. Ve bunu da gurur duyuyoruz yani. Hiç fark etmez. Yani ülkenin 82 ili hangisi olsa olsun, çok. Güneydoğu'ya da gitsen zaten biliyorsunuz Van Edremit'te var bir sürü Karadenizler. Evet. Yıllardan evvel gitmişler. Hayır demesiniz. Hepsi bugün Gürcü konuşuyor. Evet. Lazca konuşuyor. İşte Rumca konuşuyor. Bunların hepsi ama güldürlerinde yaşıyorlar. Yani. Evet, evet, haklısınız. Peki sivil toplum kuruluşu dediniz yani aynı zamanda. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir özelliği de var. Evet, öncelikle kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirler. Ancak sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle de toplumsal bütün konularla da ilgilidir. Toplumu ilgilendiren başka konularla da ilgilidirler. Sivil toplum kuruluşlarının varoluş gerekçesi budur. Siz de aynı zamanda hem Körfez'deki hem de ülkemizdeki bütün toplumu ilgilendiren, insanlığı ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren bütün konularla da ilgilisiniz o zaman, aynı zamanda duyarlısınız. Tabii biz bütün dernek olarak sivil toplum örgütü olarak biz meydanlara hiçbir zaman inmeyiz. Hı. Çünkü politikanın içine tam net olmayız. Olamayız. Çünkü derneklerin içinde her farklı görüşten insanlar vardır. Çok net olduğunuz zaman tabii dernekler politikanın içinde politikacı yetiştirmek zorundadır. Her dernek partilere insan koymak zorundadır. Yetiştirmek zorundadır ama açık ve net beyan edemezsiniz. Her partiyi açık şekilde destekleyemezsiniz. Ülkenin birlik beraberliği için meydanlara inilir bizde ama asla partilerin midiklerine hiçbir zaman dernek olarak inilmemiştir. Anladım. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani. Ancak ben toplumsal konular derken örneğin diyelim ki Kaz Dağları ile ilgili bir sorun var. Kaz Dağları'nın korunmasına dönük, Kaz Dağları'nın zarar görmemesine dönük bir konu var. Hepimizi ilgilendiriyor. Doğayı ilgilendiriyor, çevreyi, sorunu, toplumu ilgilendiriyor. Bu konu aynı zamanda her insan olduğu gibi bütün Karadenizlileri de ilgilendirir. Bu konuda demek istiyorum. Benzer konularda. Şimdi biz bizi Karadeniz'e baktığınız zaman devlet politikalarını görürsünüz şu anda. Biz Karadeniz'de biz hiçbir ağacı kesmeyiz. En ufak ağacı büyütürüz. Ama şu an tabii en ufak ağacı büyütürüz. Yani bahçemizde hiç fark etmez. Meyve versin vermesin ağacı büyütürüz. Niye büyütürüz? İşte yağmur çok yağar, gölgelik yapar, işte yarın oturumunu yaparsın veya da kesemezsin. Ama maalesef şu anda biz o ağaçları, büyüttüğümüz ağaçları alamıyoruz. Orman diye geçiyor. Ülke şu anda tabularını bize vermiyor devlet. Tabular Anladım. Olduğu halde vermiyor bize şimdi devlet. Yani öyle bir enteresan durumda var. Orman alanı kapsamına mı alınıyor? Tabii kapsamına alınıyor bu iş. Yani bu ülkede biraz ağaç yetiştirmek de problem aslında. Yani baktığın zaman oraya. Yetiştirmek problemi o zaman. Yani her şeyi yetiştirmek, iyi şey yetiştirmek. Yani yetiştirdiğin zaman da sıkıntı doğuyor buradan yani. Anlıyorum. Şimdi buraya geliyorsunuz. Kaz Dağları'nda ben olaya çok farklı, bu şeye farklı pencereden bakmak istiyorum. Yani şimdi dağlarımızı kesmeyelim. Yeşersin. Ama asıl önemli olan zeytini de kesmeyelim. Ha, çok güzel. Yani katılıyorum. Bence de yani çok önemli bir konu. Ben şunu demek istedim. Yani Kaz Dağları konusunu bir örnek verdim. Dedim ki toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda da Körfez Karadenizler Derneği eğer bir sivil toplum kuruluşuysa toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda da tepkisini ortaya koyar, duyarlılığını yansıtır mı? Tabii yansıtır. Yansıtır. Biz bütün her şeye duyarlıyız biz. Evet. Ya vatandaş olarak da duyarlıyız, millet olarak, yörede olarak duyarsız ama biz her şeye duyarlı ama işin sonuna siyaset karışmamak kaydıyla. Yani toplumun her faydalarını getirdikten sonra duyarlı davrandığımız zaman, işin sonunda bir yere geldiğiniz zaman farklı partilerin boyutu altında olmamalı bu işler. Parti siyaseti dışında diyorum ben. Yani bir dernek olarak. Tabii, toplum şimdi ama olarak. Genelde şunu söylemek istiyorum. Yani biz sivil toplumlar olarak kalabalıkları yarattığımız zaman insanları bir araya topladığımız zaman işte demeçleri verdiğimiz zaman farklı boyutlara çekiliyor bu. İnsanlar hemen siyaset karıştırıyor. Bunlar olmamalı. Amacın dışında bu tür şeyler kullanılmamalı. Kullanılmamalı yani benim anlıyorum. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum dediğinizi Yusuf Başkan. Kısaca şurada noktalayalım bu konuyu. Eğer bir derneğin bir sivil toplum kuruluşu olabilmesi için sadece tüzüğünde yazılı kuruluş amaçlarıyla sınırlı değil, onun dışında toplumsal konulara da duyarlı olması gerekiyor. Tabii duyarlı olması. O zaman sivil toplum kuruluşu oluyor. Bir anlam olmaz. Onun dışında sadece bir hemşeri derneği olur, onunla sınırlı kalır. Şimdi biz dernek olarak bizim misyonumuz tabela dernekçiliği olmaması lazım. Yani orada Körfez Karadenizler Derneği yazıyor anlamı kalmamalı. Bu derneğin içini doldurmalı. Ve biz elimizden geldiği kadar bunu doldurmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız yardımlarla yaptığımız çalışmalarla bugün şöyle söyleyebiliriz. İşte 29 Aralık'ta 6 ton hamsi, 12.500 kişiye ekmek arası. Bu bir İzmir'den sonra en büyük, Ege'de en büyük hamsi festivali yaptık. Bugüne kadar böyle bir ikram festivali olmamıştı bu Körfez'de. Ve biz bu Körfez'in reklamını da yapıyoruz yani bunu. Evet, tabii. Aynı zamanda Körfez'in de tanıtımına katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Çünkü bütün ulusal basınların yer aldığı, yani buradan bahsettiği güzel bir etkinlikler yapıyoruz yani bunda. Evet. Bu da ülkeye katkı sağladığını inanıyorum. Körfez'e katkı sağladığını inanıyoruz. Tabii bu da etkinlikleri daha da güzel, daha yapmanın, daha da kaliteli, daha da düz büyük şeyler yapmanın amacındayız yani. Anlıyorum. Anlıyorum. Şimdilik teşekkür ederim Yusuf Başkan. Kemençe ustamıza da birkaç noktayı yönelterek paylaşalım. Sayın Mustafa Hamzaalioğlu, kemençeyi ne zamandan beri çalıyorsunuz? Şimdi kemençeye belki enteresan gelecek ama 30 yaşına kadar hiç kemençe bile dinlemeyen bir insandı. 30 yaşına kadar? Evet. Aşağı yukarı 28 yıldır da Edremit Körfezi'nde yaşıyorum. Ama öyle bir zaman geldi ki 30 yaşından sonra ya dedi ki biz işte Karadenizliyiz, Trabzonluyuz, kemençe bizim kültürümüz. Yarın bir gün çocuklarımız burada doğdu. Çocuklarımıza kültürümüzü nasıl anlatacağız, nasıl onlara aşılayacağız diye düşünürken bir de şunu çalmaya başlayalım dedik. İşte acizane 13 yıldır çalıyoruz. 13 yıl. Başlayış, önce başladım. Evet, başlayış. Herhangi bir yardım aldın mı herhangi bir yerden? Herhangi bir yardım maalesef alamadık. Almadım. Evet, kendi çabam. Tamam. Öz çabam. Kendi uğraşmamla anladım. Bu noktaya kadar geldik. Tabii başkanım da az önce söylediği gibi Karadenizler Derneği sadece yöresel hemşeri derneği değil. Bunun yanında da işte kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler açısından da gayet verimli bir dernek. Belki unutmuş olabilir diye ben hatırlatmak istiyorum. Derneğimizde halk oyunlarıyla alakalı, sadece Karadeniz değil, yöresel halk oyunları alakalı bir çalışma yapılıyor. Acizane bizi de çağırdıkları zaman işte ihtiyaç olunduğunda gidiyoruz. Kemençeyle yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz aynı zamanda dernek yönetiminde de 2009 yılında ikinci başkanlık yaptım dernekte. Öyle mi? Evet. Yani güzel. Ondan sonra bu konuda da deneyiminiz var. Tabii bu bir bayrak değişimi. Evet, anladım. Ama tabii bunun yanında Yusuf abinin inanılmaz katkıları var. Yani o sancağı taşımak kolay değil. Yani her şeyden önce Karadenizli insanını idare etmek çok zor. Öyle mi? Çok zor. Yani ben ben Karadenizler Derneği tabii. Evet, şimdi az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Karadenizler Derneği'nin yanında siz dediğiniz etraftaki sosyal olaylarla da Karadenizler alakadar olmalı. Bunun yanında halihazırda bir dernek başkanıyım ben Edremit'te. Kızılkeçili Köyü Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı. Öyle mi? Güzel. Tabii ki. Ağaçtan bahsettiniz, çevreden bahsettiniz, Kaz Dağları'ndan bahsettiniz. Biz derneği kurarken asıl amacımız Kızılkeçili'de bulunan 900 yıllık bir çınar ağacı var orada. Evet. Biz Karadeniz'den geldik, 1500 kilometreden geldik. Buralarda doğup büyüyen insanların sahip çıkamadığı ya da çıkmak istemediği çevreye, ağaca, doğaya, dereye, ırmağa sahip çıkma şansı bize nail. Ya da onlarla birlikte siz de çabanızı eklediniz, birlikte sahip çıktınız. Tabii yani sahipliği güçlendirdiniz. Güçlendirdik, ön ayak olduk. Anladım. Çünkü gerçekten Karadeniz insanı gittiği bölgede her zaman bereketli olmuştur, verimli olmuştur. Anladım. Dikkat ederseniz Karadeniz insanının gittiği yer hep yemyeşildir. Hiç çorak arazi bulamazsınız bir yerde. Bir yerde çorak arazi görürseniz emin olun ki orada Karadenizli yoktur. Orada Karadeniz yoktur. Haklısın. Evet. Karadenizli varsa yeşil vardır orada. Mutlaka vardır. Çok yani. Doğru. Çünkü evet. Yeşille özdeşleşmiş. Evet. Önü mavi, arkası evet. Yeşil. Yeşil ondan ayrılmaz. Evet. Evet. Çoğunun gözleri de yeşil. Evet. Ya da çoğunun gözleri de mavi. Evet. 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 Dolayısıyla açılışta fırsat olmadı. Evet. Bizim de buralara kadar gelip kendimizi ifade etme, kültürümüzü insanlara duyurma fırsatını veren sizlere, başta siz olmak üzere, bu kuruluşun sahibine, değerli Necati abiye, emeğe geçen bütün arkadaşlara, başkanımla beraber, diğer Karadenizli hemşehrilerimle beraber ben de ekstradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Bu apayrı bir hizmet. Yani televizyonun sahibinin de Karadenizli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu da apayrı bir hizmet. Çok doğru. Çok sağ olun. Önemli olan çabaya çaba katmak. Evet. Yani hiçbir çaba tek başına her şey demek değildir. Ama çabaya çaba eklersek, emeğe emek eklersek çabalar elbette ki amacına daha çok ulaşır, daha çok yayılır tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağustos'ta yine sürdüreceğiz. Yusuf Başkan, şimdi siz bu Edremit Körfezi Karadenizler Derneği'nin bu çalışmalarını sürdürürken bu işin birçok parasal boyutu var. Tabii. Lojistik boyutu var. Var. Yani aynı nakdi anlamında boyutları var. Hizmet boyutu var. Ekipman boyutu var. Araç gereç boyutu var. Var da var. Bunları karşılamakta güçlük çekiyor musunuz? Ya da kolay karşılayabiliyor musunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bunun Karadenizler Derneği'nin bize verdiği çok büyük kolaylıklar var. Yani Karadeniz olmamızın da bir kolaylıkları var bize. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Diyorsunuz destek anlamında, maddi anlamında, yardım anlamında. Çünkü biz yaptığımız işleri amacı dahilinde kullanıyoruz. 1991'den bugüne kadar yaptığımız bir sürü etkinlikler vardır. Biz bu etkinliklerin amacının dışında hiçbir iş yapmayız. Nasıl yapmayız derken, şimdi bugün bir Yayla Şenliği Festivalimiz vardır. Biz yani Yayla Şenliği Festivali'nin bütçesi bellidir. Bu bütçesine göre para hazırlarız. Bu bütçeleri ardıralım da seneye ardıralım diye öyle bir düşünce ve bir kaygımız yoktur. Anlıyorum. Yani onun için biz başarıyı elde ediyoruz. Yani yarın bize lazım olacak olan paranın peşindeyiz. Öbür gün lazım olacak olan paranın peşinde değiliz. Çok iyi anlıyorum. Yani doğrudan doğruya işe, önünüzdeki işe odaklısınız. Tabii. Bütçeyi de ona göre. Ona göre yapıyoruz. Zaten bütçemiz 3 aşağı 5 yukarı belli olur. Yani rakamları bellidir. Çünkü 12 yıldır yapıyoruz bu işi. Profesyonelce yapıyoruz bu işi bile. Biz özel aracı kullanmıyoruz. Yani herhangi bir araca direkt sanatçılarla kendimiz pazarlık ediyoruz. İşte yemek ağaçlarımız gönüllü yapıyor. Hizmet verenlerin çoğu gönüllü arkadaşlardan. Yani Karadenizli gönüllü arkadaşlardan. İşte bugün kim lazım bize? İşte Mustafa kardeşim lazım bize diyoruz. Mustafa bugün çağırıp geliyor. Yarın bir başkası lazım olduğumuzda dernek yöneticilerinden o geliyor bize yani. Bu imece usulü yapıyoruz bu işi yani. Bu gerçekten de çok saygın bir tutum Karadenizliler, siz Karadenizliler olarak. Çünkü kış aylarında, Ocak ayıydı sanıyorum, o düzenlediğiniz hamsi şenliği Akçay Kordunu'nda kaç ton hamsi kullanmıştınız orada? Şimdi biz 6 ton hamsi kullandık. 6 ton. 6 ton hamsi kullandık. Şimdi Yusuf Başkan, yani 1 kilo hamsinin maliyeti ya da satışı belli. Şimdi başka nerede bu, kim yapar 6 ton hamsiyi bedava, efendim herhangi bir karşılık almak için insanlara pişirerek, temizleyerek, güzel ekmek işi yaparak, bir nevale haline getirerek sunmak, bu çok zor bir iş ve müthiş bir de bir emek, bir özveri. Bunu kim yapar herhangi bir karşılık almaksızın? Ve bir tek siz yapıyorsunuz bunu. Şimdi ben şuraya araya girmek isterim. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bunu 6 yıl dernek binasında yaptık. En fazla bir tonla. Biz 50 kiloya başlatmıştık bu işi hamsi festivalde. Son yaptığımız bir ton yaptık. Bir ton hamsi getirdik Trabzon'da. Bak bir ton hamsi de yetmedi. Yani vatandaşın talebini karşılayamadık yani. Sağ olsun belediye başkanlarım teşvikleri var bu işte de yani. Başta Çay Dincioğlu'na, Akçay Belediye Başkanı Sayın Şahit İnceoğlu'na teşekkür ediyorum. Küre Belediye Başkanı'na o zaman için Hamsi Festivali'nden dolayı teşekkür ediyorum. Hasan Osbol'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hasan Aslan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hasan Özel'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Fatih Çağlar'a, Edremit Belediye Başkan Vekili Fatih Çağlar'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Daha hamsilere buraya getirmenin yanında pişirmeye de katkı sağlayan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yani bu emeksiz, yardımcısı olacak olan bir iş değil. Evet. Ama herkes özveri veriyor. Tabii yani 6 ton hamsi çok ciddi bir rakam. Hem de çok. Çok ciddi bir rakam. 6 ton. Şimdi bizim onlarla ilgili de bir anı anlatayım size biz. Meselemiz bizim yayla şenliği ama Hamsi Festivali'nde şöyle bir anı anlatayım. Geleceğiz size. Yani yayla şenliğine geleceğiz. Şimdi dediler ki bize, İkinci bölümü ona ayıracağız. Siz şöyle bir şey, siz 6 ton hamsi Ege'den getiriyorsunuz ya Trabzon'dan siz nereden getirirsiniz hamsi? Getiremezsiniz dediler bize. Evet. 6 ton hamsi. Çok doğru, iyi demişler. Biz bir tır hamsi getirdik. 53 tır. Tabii bir tır hamsi getirdik. Dedik ki arkadaşlar 53 plakalı tır getirdi bunu. Boşaltırken hamsinin videoya çektik. Derneğin sitesine yükledik. Arkadaşa bakın dedik. Hamsi Rize'den geldi. Ege hamsisi, Marmara hamsisi değil. Zaten kokusu da 2 ay kordondan kokusu çıkmadı zaten hamsinin. Evet. Öyle bir tabii diğer yerlerde bu hamsi festivalleri Ege'de ve Marmara hamsisi kullanarak yapıyorlar. Biz özgün hamsi. Tabii. Yani özgün. Biz bunu direkt ve bunu da özenle davranıyoruz. Nasıl özenle davranıyoruz? Hamsiye tenis suyuyla temizleyeceksiniz. Pişirirseniz tatlı suyuyla temizleyeceksiniz. Pişirmiyorsanız da buzluğa atacaksanız deniz suyuyla olmalı. Tatlı su bozuyor hamsiyi. Evet, bunu öğrenmiş olalım. Bozuyor. Biz deniz suyuyla temizledik. Deniz suyuyla şoklattırdık bunu. Buraya getirdikten zaten buraya geldiğinde de buzlanmıştı evet, hamsi yani. Evet. Onda ayrı bir tat ve nefaset veriyor hamsiye. Yani siz bunun Karadeniz hamsisi olduğunu, özgün hamsi olduğunu aynı zamanda belgelemiş oldunuz. Tabii yani. Çekerek. Tabii vatandaş diyor ki ya işte Karadeniz hamsisi değil. Tabii yani Karadeniz hamsisi değil bu diyor. Marmara'dan getirdiniz bu hamsiyi diyor. Anladım. Karadeniz nereden gelecek hamsi buraya diyor. Yani öyle bir emlakçı arkadaşımız var. O bizzat çağırdım onu, o söylemişti bize onu. Ben dedim gel dedim bu hamsi dedim bak nereden geliyor dedim. Fadros da nereden geliyor dedim. Evet. Bileka'da nereden geliyor diye. Bir espri şeyimiz vardı yani burada. Güzel. Ben de yedim. Karadeniz hamsisi olduğuna tanıklık ederim. Yani yedim, tadına baktım. Hatta o gün hamsi şenliğinde bayağı da güzeldi. Karadeniz hamsisi olduğuna tanıklık ediyor. Şimdi Yavuz Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir kişi, hiçbir toplumu saat 10'da başlayıp akşamın 7'sine kadar aralığın son 29'unda hiçbir toplumu, hiç kimseye beklemezsiniz orada. Para verseniz bile beklemez o soğukta. Biz 6 ton hamsi ikram ettik. Sabahın 10'undan akşamın 7'sine kadar vatandaşı, o toplumu orada hiç ayrılmama kaydıyla orada tutabildik. Bu işin bir de o boyutuna bakmak lazım. Vatandaş hamsi ekmeğini alır, çeker gider. Çok doğru. Ama biz o kadar insan orada ondan, sabahın 10'undan akşamın 7'sine kadar beklettik. Ve bize eşlik ettiler. Bu çok güzel bir şey. Yani doğru bir şey yapmışız, geç kalmışız. Karşılık buldu. Tabii. Elbette karşılık buldu. Tabii karşılık buldu. Doğru. Bence de oldukça karşılık buldu. Bu çabalarınızın elbette ki süreceğinden eminim. Ömrünüz yettikçe, gücünüz yettikçe bunu sürdüreceksiniz. İnşallah yani tabii. Evet. Az sonra reklama gireceğiz. İsterseniz reklama girmeden Sayın Hamzaalioğlu bir parçayla 1. bölüme veda edelim. 1. bölümü bitirelim. Şimdi Çanakkale bizim için çok önemli. Yani çok güzel. Çanakkale'yi kemençeyle dinleyelim. Evet yani pek duyulan bir şey değil. Kemençeyle pek çalınan bir şey değil. Evet. Ama ben Çanakkale'yi, Çanakkale zaferini hep böyle tüyleri diken diken olarak hatırladığım için elimden geldiği kadar çalmaya çalışayım. Çok iyi olur. Biz de beğeniyle dinleriz. Evet. Sayın Mustafa Hamzaalioğlu kemençesiyle Çanakkale türküsünü söylüyor değerli. Değerli izleyenler, yansımalardan yeniden merhaba. Bu haftaki Yansımalar programının Körfez Karadenizler Derneği ile birlikte yapmamızın nedeni özellikle bu hafta sonu gerçekleşecek olan yayla şenlikleriydi. O yüzden güncel bir konu ve etkinlik olması nedeniyle programımıza taşıdık ve ayrıntılarını buradan Sayın Dernek Başkanı ile birlikte paylaştık değerli izleyenler. Bu arada bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bugünlerde Kuzey Irak'ta Türkmen soydaşlarımızla ilgili ağır bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İster Türkmen olsun, ister Kürtmen olsun, her ne olsa olsun, yeter ki insan olsun. Hangi nedenle olsa olsun, yaşanan insanlık katliamını buradan protesto ediyorum. Yaşamını kaybeden Türkmen kardeşlerimize buradan rahmet diliyorum ve diğerlerinin halen mücadele edenlerine buradan başarılar diliyorum. Yaralılarına, acı çekenlerine sağlıklar diliyorum değerli izleyenler. Yusuf Başkan, bu hafta sonu Kaz Dağları Talimhane Meydanı'nda değil mi? Talimhane evet, Meydanı'nda evet. Yayla şenliklerini düzenliyorsunuz. Bu yayla şenlikleri sanıyorum Karadeniz'de yaylaya gitme zamanına denk geliyor mu? Şimdi tabii. Şimdi biz normalde Karadeniz'de Mayıs'ın 15'ine falan yaylaya çıkmak olur. Evet. Başlanır. Bunu da normalde Mayıs'ın aylarının içerisinde yapmak lazım ama biliyorsunuz okulların olması, bu okulların kapandıktan sonra yaptığımız şey. Bu herkesin gelebilmesi için bu tarihe alınmış. 12 yıldır Haziran'ın son haftası, 11 yıldır Haziran'ın son haftası. Şimdi bu yaptığımız Haziran'ın 22'si son haftasından bir hafta önce yapıyoruz bunu. O da Ramazan geliyor. Mübarek aya giriyoruz işte. 28'inde Ramazan başlıyor. Ona da uygun olmayacak oldu. 22'sini aldık. Dengelemeye çalışıyorsunuz. Evet, zamanlamayı. Peki tematik olarak yani içerik olarak, konu olarak Karadeniz yayla şenliklerine ya da yayla göçüne, ot göçü ya da otçu göçü deniyor. Ot göçü, işte hayvan göçü, birçok şey söyleyebilirsiniz. Biraz yani eğlenceli olur filan böyle. Onunla biraz ortak yanları var mı bunun? Şimdi tamamen oradan alınma bu şey. Ortak yanı derken işte bizde bir tek şey yok burada yani. Nedir? Burada hayvan çıkarmıyoruz buraya ama diğer her şey, bütün hepsi var burada. Peki şöyle bir şey var. Bu hepsine katıldım ben. Aşağı yukarı hepsini de izledim. Değerli izleyenler, her yıl yayla şenlikleri öncesinde bu etkinliği önemsediğim için mutlaka yazılarında da yer verir. O hafta içerisinde kendi köşemde, Körfez Star gazetesinde bu şenliklere yer veririm öncesinde ve hem değerlendirmeyi alırım, önemserim ve okurlara da bu etkinliğe ziyaret etmelerini, paylaşmalarını öneririm. O yüzden bunu önemsiyorum. Bu yayla şenliklerini ben de önemsiyorum. Bu programı da bu nedenle de özellikle de düzenledim. Şimdi bu etkinliğin yani yayla şenlikleri festivalinin bunun festivale tam olarak dönüşmesi için biraz daha zenginleştirilmesi gerektiğini hiç düşündünüz mü? Yani içindeki etkinlikler işte biraz genelde kemençe ve oyunda bir de işte Karadeniz sanatçıların kendilerini, türkülerini söylemeleriyle işte sınırlı kalıyor. Biraz daha Karadeniz'deki o şenlik havasını daha fazla katmayı hiç düşündünüz mü? Ya da şimdi Karadeniz'de zaten Karadeniz'deki etkinliklerin, şenlikleri bu farklı oluyor. Yani aynı bu şekilde oluyor. Biz bunu bu yıl biraz daha farklı yaptık. Nasıl farklı yaptık? Farklı enstrümanlar getir, çalgı enstrümanları getir. Ha, onu da hem de yeri gelmiş bu yıl nasıl sürecek? İçeriği nasıl? Şimdi, onu da değinelim üstelik. Evet. Farklı enstrümanlar getirdik. Bugün Akçabat, Kale Trabzon yöresinde kemence, tulum, horon oynanır. Genelde baktığı zaman televizyonlarda, ama Akçabat yöresinde Trabzon, Akçabat, Donya, oradan Beşikdüzü, Uyslar'a baktığınız zaman, daha yüksek kısımlara baktığınız zaman davul ve zurnayla horon oynanır. Evet. Bu yıl davul ve zurna ekibimiz var. Horon. O da var. Yani davul zurna ekibi de var. Tabii davul zurna ekibi de var. Farklı yörelerden çalacak bir ekibimiz var. Her yöreden şarkı söyleyecek bir ekibimiz var. Bu sene bildiğimiz Körfez'in bildiğimiz, tanıdığı, herkesin tanıdığı İlhan Aldın var. Yerel sanatçı olarak. Tabii diyeceksiniz Karadeniz'de nereden dedi, nereden çıktı bu yani Karadenizli de. Biz dedik böyle değişiklik olsun. İnsanlarımız sadece Karadenizli gelmiyor burada. Farklı insanlar da geliyor. Farklı yöreden insanlar da geliyor. Onları da eğlendirelim bir tarzıyla. İlan aldığında bu yıl teşekkür ediyoruz ona. O da bizi onurlandıracak. O da söyleyecek, şarkı söyleyecek biz de orada. İşte Altınoluk'tan, Zeytinli'den otobüsler kaldırıyoruz. Ücretsiz olarak. Yaklaşık 2-3 bin kişiye pilav, ayran ikram edeceğiz. Zaten Karadenizler mangallarıyla geliyor oraya. Dışarıdan misafir gelen insanlar zor durumda kalmaması için de öyle bir ikramımız var orada. Yani her şeyi düşünüyoruz. Yani mangal da getirdiniz. Dışarıdan gelip de o günlüğüne konuk olanlara hizmet için. Şimdi protokol ayrı bir hizmetimiz var. Ama dışarıdan gelen tabii mangal satış olanları da vardı. Onlar da satın alabilirler. Ama Karadeniz orada mangalıyla geliyor. Mangalını yapıyor, etmini yiyor, işte kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Ama dışarıdan gelen misafirlerimize de biz zor duruma kalmamaları için pilav ikram ediyoruz. Pilav ve ayran ikram edeceğiz. Bir de şunu söylemiştiniz yani nasıl açabilirsiniz, açmadınız. Şimdi yerimiz buna uygun değil. Düşünmüyoruz diye bir şey yok. Yani düşünüyoruz. Yani bu yayla şenlikleri 3 güne çıkaralım veya 4 güne çıkaralım. Evet. Spor aktiviteleri, yöredeki spor etkinlikleri, horon etkinlikleri, birçok etkinlik koyabiliriz buna. Ya bunu 3-4 güne çıkarmak lazım. Ama buna yerimiz, etkinlik yaptığımız alanımız uygun değil. Peki bir yer talebiniz oldu mu ya da bir yer tercihiniz var mı? Şimdi bu işle ilgili tabii 3 yıldır bir çalışmamız var. 3 yıldır bir çalışmamız var. Son aşamaya geldik inşallah, bir aksilik olmasa. Onun da önümüzdeki aylar içerisinde inşallah nasıl çok iyi sorununu hallederiz. Buradan çok paylaşırız. Çok bu iş etkinlikleri 4 güne, 5 güne çıkarabiliriz. Çadırlı filan değil mi? Çadırlı, çadır kurar, işte konaklamalı. Yani, ta giriş emniyeti olmalı. Anladım. Bütün herkesi ağırlayabilecek kapasitede, bütün ihtiyaçlara girecek olan bir alan tesis düşünüyoruz. Ondan önümüzdeki aylar içinde bir eksik olması inşallah halledeceğiz. Ama bu etkinlikleri spor aktiviteleri haline getirmek lazım. Spor katmak. Katmak yani, lazım. Yani bir heyecan, çok bir heyecan ve bir yarış yapmak lazım. Bir spor lazım. Olsun, tabii, bir yarış yani, olsun. Yarış olsun, yarış olsun, bir heyecan gelsin. Biz bunu tek günde bir sefer yapıyoruz. Gelen var, gelemeyen var bunu. Ama bunu 3-4 güne yaymak lazım. Yerimiz uygun olmadığı için bir gün yapıyoruz bunu ama inşallah ileriki yıllarda bunu 3 gün, 4 gün yapabiliriz. Cuma'dan başlayıp, cumartesi, pazartesi'ye kadar sürebilir bu. Yaz aylarında sürebilir. Ve ayrıca bunu biz kendi yerimizde bunu sadece Karadeniz etkinliği olarak yayla şenliği de düşün, Nevruz yapabiliriz. Hidrellezi yapabiliriz. Yani birçok etkinlikleri kültürel, ülkenin bütün kültürel, sosyal faaliyetlerini yapabiliriz burada. O alanda. O alanda. Anladım. Yani o alanda. Bütün derneklere bu hizmeti verebiliriz. Kendi derneğimizin bünyesinin altında bu işleri yapacağız. Yani böyle düşüncemiz var. Toplumsal alanda yani. Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah muvaffak olacağız buna. Çok iyi olur. Bu konuda muhatap kurum, kuruluş neresi daha çok? Tabii orman. Anladım. Dilerim bu konuda başarılı olunur. Böyle bir disiplini bir alan düzenlenir. Tabii Körfez'de bunun ihtiyacı var bu anlamda. İhtayaç var Körfez'de. aktivitelerin bol. Yani güzel bir etkinlik alanı yapmaya çalışacağız. Bu da Körfez'e inşallah hayırlı olsun diyeceğiz yani. Ya Yusuf Başkan, şimdi siz Karadenizliler, Körfez Karadenizleri Derneği olarak aslında müthiş bir iş başarıyorsunuz. Yani olağanüstü müthiş bir iş başarıyorsunuz. Kültürlerin kardeşliğini öyle bir yaşatıyorsunuz ki bence diğer bütün farklı kültürlere, kültür çeşitliliklerine de örnek yapıda bir çalışması. Evet. Bu zamanda insanların ayrışmak için birçok neden aradığı, hatta bulduğu, hatta öne sürüldüğü bir zamanda siz inanılmaz bir çabayla bu kültürlerin kardeşliğini ısrarla yaşatmaya çalışıyorsunuz. Ben yani sizi gerçekten kutluyorum. Müthiş bir iş başarıyorsunuz. Şimdi bizim coğrafi bölgeye bakarken biz bu ülkenin sınırlarını, yani Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu, İç Anadolu, bunları biz bölmedik. Evet. Biz bölmedik onları. Evet. Yani onların sorumluları bizleri değiliz. Anlıyorum. Biz bütüne bakarız. Biz diyorsun. Bütüne bakıyoruz. Hı -hı. Biz Karadenizli olarak bütüne bakıyoruz. Biz ülkenin bütününe bakıyoruz. Biz ülkenin, dünyanın bütüne de bakıyoruz biz aslında. Yani. Anlıyorum. Biz Türkiye dünyada kendiyle, fıkrasıyla beraber, kendiyle özdeşleşen bir toplumuz. Yani biz niye olmasın? Öncelikli insan değil miyiz? Çok güzel. Bu mesajlarınız da bence yani. Her yurttaşın içini ısıtacak nitelikte. Evet, Karadenizliler olarak böyle bir öncülük yapıyorsunuz, böyle bir baş çekiyorsunuz. Gerçekten sizi kutluyorum. Şimdi biz mesela bir tesis yapmaya çalışıyoruz. Bütçesi yüksek bir tesis yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki işte günlere temelini bahsetmiştim. Temelini atacağız nasip olursa. Bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya Sayın Başkan, bu tesisi kendiniz yapabilirsiniz. Niye derneğe yapıyorsunuz? Şu anda ülkemizde insanların birbirine hiç güvenmediği bir ortamda biz güven sağlamaya çalışıyoruz. Çok iyi. Böyle bir tesis yaparak, birlik beraberliği, sadece Karadeniz anlamında söylemiyorum bunu. Bütün toplum anlamında. Ben inanıyorum ki biz bu tesisi yapmaya kalktığımız zaman ülkenin bütün her yerinden bu tesisi yapmak için dernek adına herkesten destek alacağımızı inanıyorum. Toplumsal olarak güven duymanın, tabii, dayanışmanın, karşılıksız paylaşmanın bir örneğini sergiliyorsunuz. Biz örnek olsun diyorsunuz. Örnek olsun çok diyoruz. Güzel. Bütün toplum faydalansın. Herkes faydalansın. Körfez faydalansın. Herkes gelsin. Yani biz kendimize yabanlı, amacımız kendimize eğlenelim anlamında değil tabii yani. Biz daha çocuk ne kadar insanlara yardımcı olabiliriz. Amacımızlarımızın bir tanesi de bu zaten. Ne kadar çocuk okutabiliriz, ne kadar çok insana yardımcı olabiliriz, ne kadar çok insana ağırlayabiliriz, ne kadar çok insana hizmet verebiliriz, ne kadar insanı çalıştırabiliriz, bu bölgeye ne kadar hizmet verebiliriz anlamında bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel, kutluyorum gerçekten sizi. Sürdüreceğiz yine kaldığımız yerden. Ben Sayın Hamzaalioğlu'na yeniden döneceğim. Şimdi Kızılkeşir'de yaşıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda da Körfez Karadenizler Derneği yönetiminde bulunuyorsunuz ve aynı zamanda da Kızılkeşir'de başka bir dernek faaliyeti içindesiniz. Tamam. O derneğin faaliyetinin başlangıcında da Kızılkeşir'deki o 1000 yaşına yaklaşan ağacın kurtarılmasına dönük, güçlendirilmesine dönük bir duyarlılıktı değil mi? Evet. Ne aşamaya geldi o? Nasıl başladı o? Şimdi biz dedik ki ecdadımız bize bıraktıklarının üzerine biz hiçbir şey katamadık. Bir sürü eser bıraktı bize. Onun, en azından onlara sahip çıkalım. Yani yenisini yapamıyoruz. Hı hı. En azından ecdadımızın bize bırakmış olduğu eserlere sahip çıkalım. Biz bu ağacı da öyle bir eser olarak görüyoruz. Yani 950 yıldır orada duran bir ağaç, neler görmedik yani. İstanbul'un fethini gördü, Birinci Dünya Savaşı'nı gördü, İkinci Dünya Savaşı'nı gördü. İnanılmaz şeyler yani gördü. Ağaç olarak bakmıyorsunuz ona tabii, sadece. Tabii, evet. Tarih doku olarak bakıyoruz şeyden önce. Bir miras. Tabii miras, evet. Hı -hı. Ve ağacın kuruyor ağaç. Hala da kurumaya devam ediyor. Yani yeterince tabii, bakımsız, bakımı eksik diyorsun. Tabii. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. 2008'de Kızılkeçili Köyü Çevre Koruma ve Turizm Derneği'ni kurduk. Bu ağaçlar, derneğimizin birçok amacı var ama bir tanesi de bu ağacın kurtarılmasıydı. Hı hı. Bursa Anıtlar Kurulu'yla yazışmalar yaptık. Balıkesir Kültür İl Müdürlüğü'nü davet ettik. İl Orman Müdürlüğü'ne yazılar yazdık. İl Orman Müdürlüğü'nden işte 3 tane ziraat yüksek mühendisi, orman yüksek mühendisi geldi, ağacı inceledi. Ve ağacın kuruduğunu bize söylediler. Biz zaten ağacın kuruduğunu biliyorduk yani. Biz ağacı kurtarmak için ne yapabiliriz? Sadece teşhis koydular. Ya teşhis biz koymuştuk zaten. Evet. Yani, derdimiz o zaten yani diyorsunuz. Yani. Ve ben o mühendis arkadaş aynen şunu söyledim. Rapor yazdılar, tarafıma bir rapor gönderdiler. Ve ben şifayeme tekrar cevaben şunu söyledim. Yani günaydın. Ağacın kuruduğunu biz zaten biliyoruz. Biz bu ağacı nasıl kurtarabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani o ağacın soyulması gerekiyor. Özel bir çamurdan bir hamuru var. Onunla tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii bunu söylerken neden bu konuyu açmamızın ana sebebi, biz Karadenizli olarak yaşadığımız yerdeki çevreye de duyarlıyız. Kaz Dağları'nda, Kaz Dağları da kültürel bir miras. Kaz Dağları'nda siyanürle altın çıkarılma faaliyetleri vardı. Bu konuda da Güney Marmara Çevre Derneği, Gümçet çok ciddi çalışmalar yaptı. Evet. Değerli dernek başkanlarıyla da biz istişare halinde Kızılkeçili'de bir sempozyum düzenledik. Yani siyanürle altın çıkarmanın çevremize, doğaya, su kaynaklarımıza verdiği zararları orada insanlara anlatmaya çalıştık bir nebze. Neden? Eğer biz bugün hanlarda, talim alanında bir şenlik yapabiliyorsak bunu o doğaya borçluyuz, o ağaçlara borçluyuz. O ağaçlar orada olmasaydı bizim için oranın hiçbir anlamı olmazdı. Yani Kaz Dağları'nın o çam ağaçları orada olmasaydı kimse oraya gidip de şenlik yapmazdı. Dolayısıyla çevre önemli bizim için. Anladım. Çevreye duyarlıyız. Sivil toplum örgütleri önemli, dernekler önemli. Biz de hem gerek Körfez Karadenizler Derneği'nde hem yerel olarak Kızılkeçili Çevre Koruma Turizm Derneği'nde mücadelemizi sürdürüyoruz, yılmıyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Emaneti arkamızdan gelenlere bırakacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Çok iyi. Hamzaalioğlu, siz aynı zamanda diyorsunuz ki bir Karadenizli olarak kültürel anlamda doğuştan gelen bir çevreciliğimiz var. Tabii. Diyorsun. Yeşille gözümüzü dünyaya açıyoruz. Yeşille büyüyoruz. Yeşille varız. Yeşile gidiyoruz zaten. Evet. Mezarlıklar falan böyle Karadeniz'de bütünüyle yeşillikler, ağaçlıklar içerisinde. Toprak gözükmez. Toprağın üstü değil mi? Yok bizde toprak yani gözükmez. Evet gözükmez. Öyle olunca da Kızılkeçili'de yaşarken bu duyarlılığınızı orada bu 1000 yıllık ağaca dönük de gösterdiniz. Müthiş bir çaba sizin gider. Gerçekten kutluyorum yani sizi de. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir lafı var. Yarın öleceğini bilsem bile ağaçtık. Evet. Yani, haklısın. Evet. Çok doğru. Peki ağaç ne durumda şu anda? O ağaç, ağacın, şu anda ağaç hemen hemen 8 tane insanın böyle kollarını açarak sarabileceği kalınlıkta bir ağaç. Rahatsızlığı ne durumda? Rahatsızlığı ağacın çift bölündü. Bir tarafı kesildi. Hı. Kesilmek zorunda kalındı. Ağacın kurma sebebi biz orada hemen dibinde, tam dibinde bulunan bir zeytin atölyesi var. Yani zeytin biliyorsunuz kostikli ve tuzla yapan, siyahlaştırılan bir ürün. Oradaki zeytin tesisi ağacın kurmasının en başlıca sebebi. Peki o ağaç koruma kurulunca korumaya alınmamış mı? Korumaya alındı ama yok. Yani çevresine bir bu konuda önlem getirmiyor. Herhangi bir şey yok. Yani biz mücadelemiz sınırlı. Sonuçta biz yetkili makam değiliz. Sadece gönüllü makamız. Mücadelemiz sınırlı. Kaymakam Bey'le de bunu görüştük. Bölge milletvekilleriyle de görüştük. Kızılkeçili'nin mülki idare amirleriyle de görüştük. Bunu hatta dedik ki o arkadaşa başka bir BCH yöntemiyle başka bir yer verelim. Ben bizzat kendisiyle görüştüm. Dedim ki sana başka bir yer verelim. Burayı koruma altına alalım. Böyle çitle çevirelim. Belki hani kusura bakmayın konuyu belki konumuzun dışında ama fark etmez birbiriyle ortak nasıl olsa. Ondan sonra ama maalesef muvaffak olamadık. Yani ağaç şu anda Ölüyorum gittikçe. Kötü durumda. Anlıyorum. Tabii, kötü durumda. Değerli izleyenler, Edremit Kızılkeçili köyünde, şimdi mahallesi oldu. Ben yine köyünde demeyi sürdüreceğim. Orada 900 yaşında aşağı yukarı olan bir ağaç var. Bu ağacın göz göre göre kuruyor olmasına dönük bir önlem almak için dernek kuruyor arkadaşlar. Ve bu çabayı sürdürmelerine karşın yeterince destek alamadığı için resmi kurumlardan, kuruluşlardan, makamlardan henüz ağacın kurumasına kesin önlem alabilmiş durumda değil. Ben de buradan ilan ediyorum. Hem dernek başkanı Mustafa Hamzaalioğlu ile birlikte bu konuyu da önemseyeceğim ve önemsiyorum da. Buradan da bütün resmi makamlara, çevre duyarlı olan kişi ve kuruluşlara bu ağaca dönük duyarlılıklarının bir an önce artırılarak etkinliğe dönüşmesini buradan salık veriyorum, öneriyorum ve bildiriyorum. Teşekkür ederim Mustafa abi. Sayın Yusuf Başkan, bu pazar günü yayla şenlikleri saat kaçta başlıyor? Şimdi pazar günü cumartesiden başlıyor yayla şenlikleri. Aslında cumartesinden başlıyor. Cumartesinden başlar, herkes vatandaşların çadır kuruyor. Hı hı. Çadır kurduktan sonra işte mangallarını yakıyorlar. Akşam gece 1-2'ye kadar etkinlik sürüyor kendi aralarına. Evet. Pazar günü sabah kahvaltılarını yapıyorlar ergen gelenler. Normalde biz sahneye işte 10-11 gibi gidiyoruz ama cumartesiden başlıyor programımız bizim. Vatandaşların cumartesiden geliyor orada. Hı hı. O halde cumartesi akşamdan başlayıp pazar günü akşama kadar devam ediyor. Akşama kadar devam ediyor. Anladım. Peki orada alanda bir toz sorunu var. Şimdi alanda toz sorunu var, doğru. Alanda şimdi burası milli parkların olduğu için taş filan yapamıyoruz. Hmm. Yani herhangi bir şey yapamıyorsunuz oraya. Onu da sağ olsun belediyeler ve orman sulamayla geçiştiriyor. Biraz sıklıkla da sulansa daha iyi olur belki. Yani geçici çözüm öyle bulunabilir. Başka bir şey yapamıyoruz oraya. Anlıyorum. Biliyorsunuz şimdi bu tür alanlarda mevcudun harici bir çivi çakamazsınız. Tabii, bir şey de yapamıyorsunuz öyle. Çünkü konumuna uygun değil. Zannedersem orası da P dibi mi, Ç dibi mi, mevcudun haricinde zor bir şey yapabilirsiniz. Doğru. Zor yenilersiniz de bir şey. Yani onun için taş filan yeri kaplayamıyoruz. Yani orman izin vermiyor. Anladım. Körfez'de yani derneğin hinterlandında diyelim, kapsama alanında, diğer başka derneklerde elbette var Karadenizli arkadaşların kurdukları. Ama genel olarak Körfez Karadenizleri Derneği olarak ne kadar Karadenizli şimdi biz ne kadar var, Karadenizli var burada? Edremit Körfezi'nde. Tabi Burhaniye, Altınoluk'tan hepsini sayarsak Körfez'de yaklaşık 30 bin civarında Karadenizler. Öyle mi? Tabii 30-35 bin civar. Bu Tikili tarafı, Çanakkale, Ayvacık tarafına geçersek 50 bine falan bulabilir. Anlıyorum. Tabii. Körfez'de 30 bine yakın bir Karadeniz kültürünü taşıyan, sürdüren, yaşatan yurttaşımız var diyorsunuz. Evet. Muazzam bir kitle. O halde bu arkadaşlarımız pazar günü bu yayla şenliğinde sizlerle birlikte olacak. Tabii yaklaşık 8 bin insan bekliyoruz. Dışarıdan da geliyor mu? Tabii. Şu anda dışarıdan. Biz şöyle söyleyeyim size. Biz Almanya'dan bilet alıp yayla şenliklerine gelmek isteyen insanlar var. Anladım. Anlıyorum. Son 4 dakikamız var. Bu bağlamda hafta sonu gerçekleşecek yayla şenlikleriyle ilgili son olarak iletmek istedikleriniz varsa, söylemek istedikleriniz varsa onları da iletebilirsiniz. Şimdi biz 22 Haziran Pazar günü vatandaşlarımızın Karadeniz kültürünü yaşamak için her Karadenizli yanına bir misafir alarak kendi kültürümüzü yaşama anlamında, gösterme anlamında Kaz Dağı talim alanında bekliyoruz. Ayrıca Edremit Belediyesi Sayın Kamil Başkan'a buradan teşekkür ediyorum. Pazar sabahı bizlere tane otobüs tahsis ederek Altınoluk Karadenizler Derneği'nin önünden gelip Akçay Karadenizler'in önüne uğrayıp Kadıköy Karadenizler'ine uğrayıp Hanlar talimanlarına getirecektir. Bir otobüste Zeydinli'den kalkıp Akçay Karadenizler Derneği'ne uğrayarak Kadıköy Karadenizler'ine uğrayarak Hanlara 12'ye kadar sefer yapacaktır. Anladım. Bu anlamda ergisi horon oynama ve birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde herkesi orada bekliyoruz. Karadeniz kültürünü idrak etmeye, evet, yaşamaya, anlamaya, stresi atmaya, elbette stresi atmaya. Elbette. Herkesi orada bekliyoruz. Sağ olun. Bitti mi? Evet. Söyleyecekler. Bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz sizlere. Pekala. Ağzınıza sağlık Yusuf Başkan. Pazar günü görüşürüz. Bekliyoruz. Ben, evet. Bir şey... elbet size geleceğim. Sizinle bitireceğiz zaten. Kemençeyle. Elbette ki kemençeyle bitireceğiz. Şimdi... Sizin de son söyleyecekleriniz varsa sonu programı sizinle bitireceğiz zaten. Buyurun. Şimdi benim buraya çağrılma sebebim her şeyden önce şu kadarcık bir şey. Evet. Bu kemençe olmasaydı belki de ben burada olmayacaktım. Doğru. Değil mi? Çok doğru. Evet. Şimdi buradan bizi izleyen veya evet, daha sonra izleyecek olan bütün hemşerilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınıza bunu öğretin. Kemençe Karadeniz demek. Kemençe içindeki duyguları dışarı vurmak demek. Kemençe hırs demek. Kemençe yavaş yavaş başlar. Hiç anlamazsın, bir anda birinci vitesten 5. vitese arabaya atmış gibi seni alır götürür. Bu bizim karakterimiz. Çok güzel. Ben öğrenebilir miyim bunu? Tabii her insan. Ben öğrendiğime göre. Peki. Yani, pekala. Şimdi Yavuz Bey, eğer bunu ben öğrendiysem siz hayli öğrenirsiniz. Tamam. Yani. Tabii, o zaman bir ara sizden bu konuda ders alırım. İnşallah. Tamam. İnşallah. Söyleyeceklerimiz varsa yine lütfen alalım ve programa güzel bir kemençe parçamızla bitirelim. Ben diyorum. Son olarak işte bizi sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Karadeniz olmanın bir ayrıcalık olduğunu, ya burada tevazu gösteremeyeceğim, yani ne olur diğer yöredeki insanlar beni affetsin. Karadeniz'de olmanın bir ayrıcalık olduğunu üstüne basa basa tekrar belirtiyorum. Herkese sevgiye saygılarımı sunuyorum. Ben Mustafa Hocam'ın lafını iki kelime söyleyeyim. Evet. Karadeniz anlatılmaz, yaşanır. Dedi Yusuf Başkan da. Değerli izleyenler, bir Yansımalar programı daha burada sona erdi. Programda Körfez Karadenizler Derneği Başkanı Sayın Yusuf Şahintürk'le birlikte olduk ve aynı zamanda Karadenizli kemençeci Sayın Mustafa Hamzaalioğlu ile de birlikte olduk. Ama önümüzdeki pazar günü yayla şenliklerine bütün yurttaşlarımızı ben de bu program aracılığıyla çağırıyorum. Karadenizli'ye sormuşlar, Karadenizli olmasaydınız ne olurdunuz diye, o da yanıt vermiş, mahcup olurdum diye. İyi akşamlar diliyorum, sağ olun, var olun. Sayın Hamzaalioğlu ile programımıza son veriyorum.